Karşıyaka 3. ligde 2 yıldır direkten dönüyor. Bu sene olacak mı hocam? İnşallah bütün çabamız, gayretimiz onun üzerine. Hem tecrübeli hem de alttan gelen gençlerle birlikte bu süreci en iyi şekilde geçen seneki geriden gelmemiz, bu sene zirvede hep yer almamız çabamız. Bunun için zirveden kopmamak ve ipi göğüslemek istiyoruz. Yine de tabii ki şartları biliyorsunuz, üçüncülükteki şartları ve bu Covid hastalığı da birçok takım olduğu gibi, birçok dünya insanını sarstığı gibi bütün insanları da sarsmaya devam ediyor. İnşallah bir an önce bu hastalıktan kurtuluruz. Bizi de çok etkiledi. Özellikle süreci çok iyi götürmemize rağmen, çok iyi izole olmamıza rağmen, hijyenik açısından da çok dikkat etmemize rağmen son 3 hafta inanılmaz derecede bunu çok yaşadık. İliklerimize kadar yaşadık. Tabiri caizse 26 tane oyuncumuzun yaklaşık 22 tanesi aralıklarla beraber 3 haftaya sığdırırsak bu oyunculardan yararlanamadık. Sahaya da çıkmak zorunda kaldık. Ama ellerinden geleni yapmalarına rağmen bu semptom saha içerisinde hem psikolojik hem mental hem fiziksel olarak bizi çok etkiledi ve inanılmaz derecede yarışın içerisinde büyük yaralar aldık. Hocam Covid belasına bulaşmasaydık ilk yarıyı lider kapatırdık diyebilir Bizim misiniz? hesaplamalarımız 35-37 puandı. Son 4 haftaya en son biz İçeli yendikten sonra Şile'ye gittik. Bir seri yakaladık. Tam o serinin 3. etabında Altındağ'la birlikte semptomlu olarak sahaya çıkan oyuncularımızın performansı, oyun anlayışımız, oyun özelliklerdeki fiziksel durumumuz son derece bunun habercisi oldu. İç sahada berabere kalmamız, daha sonrasındaki yapılan bir sonraki Osmaniye maçının testinde tamamıyla takım iskeleti olan 9 tane oyuncumuz da çıktı. 13 kişiyle gittik Osmaniye deplasmanına. Bizim ne yaşadığımızı, nasıl sahaya çıktığımızı belki bilmeyenler vardır. Bu zor bir süreç. Daha sonra döndük, son maçı kazanmak istiyorduk. En azından zirvedeki hesaplarımızda bunu kötüyü iyiye çevirmek istiyorduk. Hiçbir zaman düşüncemizde o yoktu. Geri dönen arkadaşlarımız olsa bile 10 günlük periyot içerisinde etkilenmemeleri mümkün değildi. Psikolojik olarak çok konuştuk. Belki fiziksel olarak 10 gün kapalı bir ortamda kalmak, daha sonra biz bunu zihinsel olarak hazırlamaya çalıştık oyuncularımızı. Ama olmadı. Ki oyun anlayışımızda çok gayret ettik. Geriye düşmemiz bizi fiziksel olarak ilerleyen dakikalarda iyice oyundan düşürdü. Hocam COVID-19 direkt ciğerlere etki eden bir virüs ve futbolcu için de ciğerler çok önemli. Hani döndüklerinde de ne yazık ki performans alamıyor çoğu oyuncu. Tabii kas grupları da çok etkileniyor bundan oyunsal olarak. Oyuncu topa hükmedemiyor, oyuncu düşündüğünü sahaya yansıtamıyor. Ekip oyunu içerisinde çok böyle bir takım oyunu ortaya çıkmıyor. Bunları da yaşadık. Şanssızlık bizim adımıza, camiamız adına çok büyük şanssızlık. İnanın böyle olmasaydı yani bu zirve yarışında ilk ikinin içerisinde olabilecek gidişatımız vardı. Yani ikinci yarı inşallah toparlayacağız. Zorlu bir Hedef süreç bizi hala bekliyor. liderlik ama değil mi hocam? Sonuçta 6 Ya puan kapanmayacak bir fark değil. evet, hedef bizim için olmazsa olmaz şampiyonluklardan bir tanesi.
Bizim başka takımlar gibi transferi açabilme ya da transfer yapabilme, oyuncu geniş kadrosu kurabilme imkanımız yok. Elimizdeki oyuncuları biz tabiri caizse hem yarışmacıyız hem oyuncu yetiştiriyoruz. Bugün dünyanın hangi takımına bakarsanız bakın, genç bir oyuncuya şans verdiğiniz zaman onun yapacağı hata, tecrübesizlikten kaynaklanan hata, istemeyerek yapacağı bir şey size puan kayıplarına yol açabilir. Bunu da kabul etmek lazım. Oynattığımız birçok arkadaşımızda zaman zaman verim aldık. Zaman zaman tecrübesizliğinden gol yollarında yapması gerekeni yapamadı. Bunları işte her iki takımda her iki durumda da değerlendirmek istiyoruz. Tabii ki hem oyuncu yetiştireceğiz hem yarışacağız. Ama yarışırken de bazı şeyleri yetiştirirken de kayıplara göz yumacağız, tolere edeceğiz. Hocam altta yazanları ben size tek kelimeyle özetleyeyim. Para yok, transfer yok ama şampiyonluğa oynuyoruz. Hocamıza helal olsun diyorlar. Özetle bunu söylüyorlar. Evet. Ligde ekonomik durumlar nasıl hocam? Ya şu ana kadar yani baktığımız zaman yönetim kurulumuz bu konuda gayet titiz çalışıyor. Oyuncuların alacakları ödeniyor. Öyle kimsenin alacağı yok. Herkes memnun o yönden. Beslenmemizle de ilgili her şey çok iyi. Ama söyledim ya, bizi etkileyen faktör yerine koyabileceğimiz oyuncunun ya da bir maçta rüzgarı almışken, iyi futbol oynamışken eksik kalan yanımızı tamamlayabileceğimiz, aynı ritmi gösterebileceğimiz oyunculara sahip değiliz. Hepsi çok genç oyuncular. Yaklaşık 4-5 yıldır beraber oynayan bir kemik kadromuz var. Bunlar içerisinde de mental yorgunluk ve çok oynamanın vermiş olduğu bir yorgunluk oluyor. Ne rotasyon yapabiliyoruz, ne oyuncularla ilgili değişiklik yapabiliyoruz. Bununla da ilgili sabır ve zaman lazım bize. Ama bizim bir inatçı kimliğimiz var. Benim olduğum yerde hiçbir zaman hem iş disiplini hem de oyunsal anlamda oyunu bırakmayan bir kimliğe bürünen bir takım var. Dolayısıyla her oynadığımız maçı kazanmak üzerine anlayış üzerine kurduğumuz için yenildiğimiz zaman da kazanacak kadar, kazandığımız zaman da oyunu koparacak kadar disiplinli oynuyoruz. Dolayısıyla elimizdeki mevcut oyuncularımız fiziksel ve zihinsel olarak hazırladığımızda bizim için her şeyin iyi gideceğini söyleyebilirim. Hocam korona öncesinde sadece bir mağlubiyet almışsınız. Bu da ne Evet. kadar başarılı olduğunuzu gösteriyor. Şimdi bugün bir ajanslara haber düştü. Karşıyakanın FIFA borcu kalmadı diye. Muhtemelen sadece yerli oyunculara olan borçlar nedeniyle transfer Doğru. tahtası kapalıdır. Ben yerli oyuncuların da Karşıyaka gibi bir köklü camiaya bir anlayış göstereceklerini düşünüyorum indirim ve imza konusunda. Transfer tahtasının açılmasını sormamı da çok istiyorlar hocam. Evet. Bu konuda durum nedir? Sizin bakış açınız nedir? Açılırsa nasıl olur? Açılmazsa nasıl olur? Doğru, son bir dosya vardı, duruş dosyası. Yönetim kurulumuz bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdi. Artık bu çok önemli tabii. Yabancıya hiçbir borcunuz yok. FIFA ile bir muhatabınız değil artık. İç lokalde geçmişten gelen belki de 15 yıllık, 20 yıllık serüven içerisinde yapılan harcamalarla ilgili oyuncuların sürekli oyuncuların değişmesi ve bunun getirmiş olduğu ekonomik yükler ve üstüne konulan faizler kulübü maalesef borçlu duruma sokmuş. Senin de dediğin gibi bu kulüplerin yaşaması lazım ki geri dönüşü olsun. Bu kulüpler kapanırsa kimseye hiçbir faydası olmaz.
Dolayısıyla böyle asırlık çınarların, camiaların ayakta kalacağına ve doğru bir şekilde planlama yapıp eski hataları tekrarlamadan tekrardan ayağa kalkacağına ben canı gönülden inanıyorum. Bunun örnekleri var. Kocaeli Spor tekrardan ayağa kalkabiliyor. İşte Ankara Gücü tekrardan ayağa kalkabiliyor. Belki bir Bursa Spor bunun son zamanlarda yeni yeni acısını çekiyor. Kendi iç oyuncularına dönerek, altyapısına önem vererek ne kadar doğru bir şey yaptığını gösterebiliyor. Dolayısıyla doğru yöneterek kulüpleri bir şekilde borçlandırarak kaderine terk etmek en kolayı. Ama yerli oyuncuların da lokaldeki borçlu olan, alacaklı olan oyuncuların da ya da kurumların kulüpleri yaşaması için de buna onların da fedakarlık yapacağını, daha kolay süreç olduğunu söyleyebiliriz. Taraftarlarımızın tabii ki en büyük dileği bu pranganın bir an önce kulübün üstünden kalkması, transfer yasağının kalkması. Şimdiki oynayan oyuncularımız da çok değerli. Çok büyük hizmetler verdiler kulüplere. Olur da ileride açılırsa tabii ki futbol böyle bir şey. Futbolda dün yok. Hep öne bakılan bir o. Ama herkesin de hakkı, hakkaniyeti neyse mutlaka takdir edilir, verilir. Taraftarlarımız bu konuda biraz daha sabırlı olsunlar. İnşallah önümüzdeki dönem daha rahat, daha iyi bir kulüp bulacaklardır diye düşünüyorum. Hocam ben de Karşıyaka yönetimini tebrik etmek istiyorum. Pandemiden dolayı ülke olarak hatta gezegen olarak zor bir ekonomik durumdan, tablodan geçiyoruz. Bu ortamda FIFA dosyası kapatıldı. Diğerli oyuncularla ilgili de ben şunu söyleyeyim. Mesela Mersin Banyo'da Ordu Spor gibi kulüpler kapandı gitti. Hiç kimse 5 kuruş para alamadı. İsimleri Yani değişti. farklı kulüpleri alıp isimlerini değiştirdiler hocam. Evet. Kapanan kulüplerin Evet. kulüp kodu diye bir şey var TFF'de uygulama. Doğru. Yani 5 kuruş para alamazlar. O yüzden Karşıyaka gibi, Eskişehirspor gibi, Bursaspor gibi böyle köklü camiaların yaşaması gerekiyor. Sakaryaspor'un, Evet. Kocaelispor'un. O yüzden anlayış göstereceklerdir hocam. En azından bir yapılandırmaya gidip imza verip transfer tahtasına açılırsa böyle biz Türk futbol severler olarak seviniriz. Hocam peki tahta açılırsa kaç transfer isteyeceksiniz? Şimdi Zor bir tabii soru. ki yani o süreci yaşamamız lazım, görmemiz lazım. Biz şu anda mevcut görevle devam ediyoruz. Yani bu devre arası da açılmazsa sezon sonuna kalacak. Eğer sezon sonunda çalışırsak, beraber yürürsek planlama içerisinde elimizdeki emek verdiğimiz bir sürü oyuncu var. Kaliteli oyuncular var. Daha da gelecek alttan oyuncular var. Bunların hepsi Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırabilecek nitelikte oyuncular. Ben her zaman için çok transfere karşı bir insanım. Her zaman için iyi bir planlamanın yanındayım. Doğru oyuncu, doğru karakterdeki ve sizin sezon içerisindeki takımın oyun planına göre yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve her şeyden evvel o kadar çok harcanacak paranın bir kısmıyla altyapıdaki doğru temel eğitimle birlikte yetiştireceğimiz kendi bölgesel taramayla birlikte yetenekli oyuncuları keşfedip onlara yatırım yapmak tarafındayım. Hocam bu ligin favorisi olarak böyle en çok İçalı İdman Yurdu Evet. konuşuluyor. Sizin de baktım korona olmasa puan puana veya siz önde kapatacaktınız. Evet. Hani lig hakkında bir değerlendirme istesem hocam Karşıyaka benim gözümde lider çıkar. Eğer bu pandemi olayını da öğrendikten Evet. sonra ben inanıyorum. En güçlü rakipleriniz kimler olur hocam Çok bu şanssız maçlar hedefte? kaybettik. Çok şanssız maçları berabere bitirdik. O berabere bitirdiğimiz maçlarda oyunu iyi yönünü oynayan, çok pozisyona girip pozisyonları harcayan, önemli olan pozisyona çok girebilmek. Her pozisyon belki %100 gollük değil ama hakikaten fırsatları değerlendirememek diyeyim. Çok böyle maçı bir puanla bitirdik.
ya da kaybettiğimiz, kazanacakken kaybettiğimiz maçlar vardı. Dolayısıyla bu bizim üçüncü grup şu anda dört grubun içerisinde en kuvvetli olan grup. Baktığımız zaman her takımın yatırım yaptığını, her takımın sil baştan kadro yaptığını ve ekonomik olarak da sınırsız gücü olan takımlar var. Yani İçel takımını bakıyoruz, işte onun amacını da biliyoruz tabii. Mersin İdman Yurdu'nu tekrardan logosunu almak, yapmak istemeleri. Yine sınırsız bir transfer politikaları var. Erok Spor'a bakıyoruz. Yani yeni amatörden çıkmış Esenler semtinde bir stat verilmiş. Her şeyleri var ve sınırsız fahiş fiyatla 3. Lig'de marka değerinde oyuncular almışlar. Ona baktığımız zaman Çarşamba Spor yeni çıkmış. Bu ligde kalıcı olup sürpriz takımlardan bir tanesi. Isparta yatırım yapmış. Yine öyle. Batman Petrol sezona çok iyi transferlerle girmiş. Geçmişteki hataları tekrarlamamak adına, ligde sağlam adımlar atmak adına güçlü bir kadro olmuş. Ha diyeceksiniz ki bu kadar çok transfer yapan mı ya da bu kadar istediği kadar adam alsın ama önemli olan takım olmak, takımı sevk ve idare edebilmek, iyi bir takım çıkması. Zaman zaman doku tutuyor, zaman zaman doku tutmuyor. Bunun örneği de Batman. Çok 3. ligin, 2. ligin önemli oyuncuları var. Ama tabii ki bölge ya da iklim ya da oyuncunun benimsememesi ya da uyum sağlayamaması diyelim. Bizim öyle bir şansımız yoktu. Bizi rakiplerimiz ezbere biliyor. Tekrar söylüyorum. Bizim yerine oynatamayacağımız bir oyuncunun yerine koyacağımız oyuncunun belki de o mevkide olmayışı, sınırlı bir sayıdaki mevkisel değişimlerimizin olması. Hani bu oyuncu yoruldu, bunun yerine bunu koyayım ama o mevkideki oyuncuyu koyamamak. Bunların hepsinin bizim elimizin darlığını gösteriyor. Bir de biz Atatürk Stadı'nda oynuyoruz. Şartlar inanın bana çok kötü. Gelen hakemler orayı o kadar rahatlar, o kadar çok böyle kendilerini rahat da hissediyorlar ki. Taraftarsız olmuyor yani hocam. Tabii ki zaten sesimiz oyuncuya gitmiyor saha içerisinde ama oynadığımız başka sahalarda, deplasmanlarda işte 20'şer kişilik grup halinde izlendiğini düşünürseniz ev sahibi takımın böyle bir baskısı oluyor. Hakemlerin bu baskıyı kaldıramadığını görüyoruz. Ama İzmir Atatürk'te mümkün değildir hocam. Ses gitmiyordur Mümkün yani. değil. Evet, dünyanın en rahat maçını yönetiyor hakemler. En standartları tutturamıyorlar. Çok acemice işler oluyor. Şimdi Hocam başka stadyumda oynama şansınız yok mu? yok şu anda İzmir'de karşı yakanın stadı yok. Atatürk stadında ya oynayacağız ya da Allah korusun bir herhangi bir daha Allah göstermesin deprem olduğunda yani ne olacağını da bilmiyoruz. Çünkü riskli bir yapı, yaş itibariyle riskli bir yapı. Bayağı eski, evet. Evet, Orada bakayım. dolayısıyla böyle bir şansımız. Yani gruptaki rakiplerimize göre Karşıyaka Spor Kulübü hem baş edebilmeyi hem yarışabilmeyi hem de hakemlerle baş edebilmeyi öğrendi, öğrenecek de. Şu var, bizim takımın rengi, kulübün geçmişi, hangi deplasmana gidersek gidelim Ciddiye alıyorlar değil mi hocam? çok ciddiye alınıyoruz. Yani oranın valisi, kaymakamı hayatında maça gelmemiş. Böyle bir maç, Karşıyaka maçı var diye stada gelip böylesine işi ciddiye alanlar var. Ekstra prim, Hocam ligin ekstra abisisiniz prim ama kabul verenler edin. var. Evet. Ligin abisisiniz yani. Evet. Yani şartlar hep bize dezavantaj.
bu konuda. Hocam rakip takımlarda diyorlar ki hakemler mazisi ve camiası kuvvetli takımları kolluyorlar. Bu görüşe katılıyor musunuz? Hiç katılmıyorum. Bizim kaybettiğimiz son Erbaa maçı ve içerideki Altındağ beraberlik maçında Karşıyaka taraftarı bilinçlidir. Futbolu iyi bilir. Oradaki çekilen canlı video ve fotoğraf kareleri var. Net penaltılarımız, içeriden çıkan toplar, offside olmayan belgeleriyle, kanıtlarıyla böyle puanlarımız çalınmış ve kötü yönetilmiş hakemler tarafından misafir takımlar korunmuş. Bizi de ezmişler. Karşıyaka'nın isminden, Karşıyaka'nın büyüklüğünden belki korkuyor ama bu korku kendini koruma ve biraz daha belki de ezme politikasıdır, bilmiyorum. Hakemlerdeki bu kompleks demeyeyim ama bakış açısı maalesef böyle, gelen misafir takımı Atatürk Stadı'nda ben korumaya alayım, haftanın hakemi olayım ya da Karşıyaka'ya ben şöyle bir maç yönettim desinler diye böyle bir yönetim şekli de bazen çıkıyor ortaya. Bu tecrübelerimizden biz bunu zaten görüyoruz. Hocam maç sonu açıklamalarında falan böyle şikayet etmiyorsanız demek ki yani ben de bir basın muhabiri Yani, olarak yorum yapayım burada. yok, şimdi artık Onlar olabilir yani. sosyal medya var. Basınla ilgili çok fazla serzenişte bulunup amacına ulaşmıyor, yerine gitmiyor. Ceza da bir de ceza yazıyorlar hocam basın Bir de toplantı. ceza yazıyorlar. Sosyal medyada zaten seyreden, statta olan arkadaşlarımız ya da maçı veren misli.com'dan kayda alınan estanteneler ya da önemli pozisyonlar sadece şimdi Hocamı birisi aradığı zaman sesi gidiyor arkadaşlar, haberiniz olsun. evet. Şimdi düzelmiştir. Evet. Evet. Hocam ligin futbol kalitesi nasıl peki hocam sizce? Düşük mü? Yani şöyle bir teori var. Alt liglere indikçe maç kazanmak daha da zorlaşıyor iddiası doğru mu hocam? Şöyle çok zorlaşıyor. Doğru bir tespit. Oynadığımız şartları, yerleri görseniz herhalde bunun adına profesyonellik demezsiniz. Yani burayı denetim altına almak, denetlemek ve bu şartları iyileştirmek tabii ki Futbol Federasyonu'nun görevidir. Yani biz hala sentetik ve halı sahalarda o siyah halı sahalarda bulunan gravürler var ya, ağzımıza, Evet. burnumuza kaçıp kanserojen maddeyle oynadığımızı söyleyebilirim. Şartların iyi olmadığını da söyleyebilirim. Tamam, modern statlar yapıldı ama tabii ki bu sadece futbol bu ülkede Süper Lig'le kalmıyor. Sizi Süper Lig'i besleyen, Futbol Federasyonu'nu besleyen Anadolu kulüpleridir. Buradan çıkacak değerlerdir, yetenekli oyunculardır. Siz buralara önem vereceksiniz, yetenekli oyuncuları takip edeceksiniz, bölgenize önem vereceksiniz, statları iyileştireceksiniz ve ondan sonra Türk futbolunu federasyon bunlardan faydalanarak Türk futbolu ve Türk milli takımı oluşacak. Yani Anladım. şunu da söyleyebilirim. Türk milli takıma baktığınız zaman kendi değerlerimiz içerisinde belki Ozan Tufan, birkaç tane oyuncumuz var ama gerisi hep Avrupa'da yetişmiş, Avrupa'da temel eğitimi almış, gurbetçi dediğimiz oyunculardan oluşuyor. Genelde Alman disiplini hocam. Evet. Ve başkasının daha iyi yaptığı, daha iyi yetiştirdiği, daha iyi eğitim verdiği oyuncular kullanabiliyoruz. Biz ülkede futbolun ya da sporun ya da tesislerin iyileştirilebilmesi ve bununla birlikte olimpik sporların, bunun yanında futbolun çok daha verimli ve düzgün olması için mutlak surette denetimli olması lazım ve şartların da iyileştirilmesi lazım. Eğer burada futbol oynanmıyorsa,
burada futbolcunun aksiyonu bozuluyorsa, şartlar kötüyse, soyunma odaları yetersizse burada futbol oynanmaz. Biz çok gördük. Biz konteynerlerde de soyunduk. Hatta şunu söylüyorlar. Koskoca Karşıyaka Kulübü, 108 yıllık kulüp, konteynerde soyunuyor diyor. Yani deplasmanlarda. Ayıp hocam. Vallahi ayıp evet. Da. Hocam altta yorumları ben takip ediyorum siz konuşurken. Evet. En az 50 kere Doğukan İnci sorusu geldi. Ben soruyu şöyle bağlamak istiyorum hocam. Şimdi bir transfer tahtasının açılma durumu var ya. Onun için sıcak para da lazım olacak. Oyuncularınıza gelen teklifler var mı Doğukan İnci özelinde özellikle? Var. Geçen seneden beri Doğukan zaten kaliteli bir oyuncu, karakterli bir oyuncu. Geçen sene çok katkısı oldu takıma. Bu sene de aynı şekilde katkı yaptı, yapacak da. Dolayısıyla birçok kulübün radarında Doğukan. Tabii ki bu bizim için sevindirici. Doğukan'ın yanında yine Özkan diye bir kardeşimiz var. Altyapıdan Özkan Duman. Özkan Duman. O, onun gelişimi iyi olacak. Caner var. Onun gelişimi çok iyi olacak. Daha birçok isim var. Bununla birlikte bu sayıları arttırırsak bizim doğru bir iş yaptığımız ve doğru bir planlama yaptığımız, gençlere güvendiğimiz ve süre verdiğimiz ortaya çıkacak. Doğukan biraz daha sabırlı olursa, biraz daha iyi çalışırsa birçok takımın radarına girecek. Hatta Avrupa'da oynayabilecek kalitede bir oyuncu. Hocam Trabzonspor temasa geçti mi? Özellikle bunu soruyor arkadaşlar. Onu şu anda net bilmiyorum ama geçen seneden beri birçok büyük kulüplerimiz de dahil, Anadolu'daki Süper Lig kulüpleri de dahil, Doğukan'la ilgili hala bir fikirleri ve görüşleri var. Bu ilerleyen zamanda, belki şimdi olmazsa sezon sonunda Doğukan için de iyi bir yer olacağını, onun için de hayırlı olacağını söyleyebilirim. Hocam İlyas Kahraman 21 yaşında, evet. Sağ bek oyuncusu. Bizim ülkemizde de sağ bek ve sol bek kolay kolay yetişmiyor. İlyas için düşünceleriniz neler hocam? Evet. İlyas da İlyas için düşünceleriniz. Çok iyi bir oyuncu, iyi olacak ama geçen sene bu zamanlarda bir çapraz bağ sakatlığı geçirdi. İyi baktı kendine. Dönüşü çok iyi oldu. Sezon başı da görev verdim ben ona. Formayı verdim. İyi maçlar oynadı. Daha sonra bir ufak sakatlık geçirdi. Gereksiz bir kart gördü. Daha sonra oynadı. Aslında bizim yeni değerlerimizden, transferde söz sahibi ses getirecek oyunculardan bir tanesi. Hocam kaleciniz Erdoğan'ı sormak istiyorum. O da ismi anılıyor, haberiniz olsun. Evet. Scout ekiplerinin radarında olan bir kaleci. Erdoğan için düşünceleriniz olacak? Erdoğan da yaklaşık 2,5 yıldır 80'in üzerinde maç oynadı. İyi bir performans. İstikrar açısından da çok iyi. O da daha gelişecek. Kalecinin yaşı yoktur, biliyorsunuz. Yaşlandıkça iyi oynar derler. Ben ona katılmam. Gençken iyi oynayıp daha da iyisini yapabilecek duruma gelebilir. Dolayısıyla o da iyi. Arkasında bekleyen Mehmet de iyi bir kaleci olacak. Onun arkasında Efe var. Biz kalemizi sağlama aldık diye düşünüyorum. 3 tane birbirine yakın kalecimiz var. Karşıyaka altyapısı çalışıyormuş hocam. Yani anlattığına göre. Evet. Şey yapalım. Hocam isim devam ediyorum ben. Zaten birkaç dakika sonra da bitireceğiz. Namık Barış Çelik var hocam. Sol önünde oynuyor. O da 22 evet. yaşında. Bu oyuncuların maç sayıları çok yüksek olduğu için soruyorum hocam evet. bu arada. Namık Barış. Biz geldik. Hiç süre almıyordu. Hem atletik performansını hem oyunsal mantalitesini biraz değiştirdik. Daha öne atak öne koşular yapan, topla birlikte içeri dışarı oynayabilecek performansı yakalattık. Skor da yapabiliyor ama oyunsal anlamda katkısı genç, dinamik bir oyuncu. Savunma arkasına iyi koşu yapabilen,
topla diagonali çok iyi olan bir oyuncu. O da Türk futbolu için önemli oyunculardan bir tanesi olacak. Yani şöyle söyleyeyim, PTT 1. Lig'den başlarsa Süper Lig'e kadar gidip oynayabilecek kaliteye sahip bir oyuncu. Hocam kamerayı birazcık aşağı indirirseniz sevinirim. Sadece böyle burnunuzu görüyorduk az önce. Pardon. Çok iyi oldu. Evet. Hocam son iki soru sonra bitireceğim söz. Isparta Spor'la oynayacaksınız. Isparta 32 Spor olmuş. Bak onların da ismi değişmiş. Evet. Isparta Spor gitmiş. O maça nasıl hazırlanacaksınız? Hocam bayağı da var maça da sizi bulmuşken soralım. Var şimdi biz ilk önce bu tüm takım olarak Covid'den bir sıyrılmamız lazım. Dolayısıyla ikinci yarıya çok çalışacağız. Oyunculara da bunu söyledim son maçtan sonra. Bizim artık durma şansımız yok. Çok çalışıp bir an önce eski halimize gelmemiz lazım. Seriler yakalamamız lazım. Isparta maçı yine Atatürk Stadı'nda çok zorlu geçecek biliyoruz ama biz ikinci yarıya artık bu son 3 haftada yaşadığımız talihsizlikleri, puan kayıplarını yaşamak istemiyoruz. İşimizi çok sıkı tutacağız. Onun sözünü verebilirim. Hocam son sorum da şu olsun. Mart ayının ilk haftasından itibaren tribünlerin açılacağı iddia ediliyor. Böyle sınırlı Evet. kontenjan da olsa. Öyle bir kulis dedikodusu da var diyebilirim ben. Karşıyaka taraftarı da efsanedir. Evet. Karşıyaka spor taraftarlarına bir mesajınız, onlara bir seslenmek Ya isteseniz. belki de o şampiyonluk maçında o finallerde ya da şu anda eğer biz şampiyon olamadıysak bizim için en büyük neden taraftarımızın yarımızın yanımızda olmayışıdır. İnanın bana bunu çok samimi olarak söylüyorum. O coşkuyu, o sinerjiyi, o gücü, kuvveti yanımızda hissedemedik. Belki sesleri geldi ama bedenleri bizden uzaktı. Şampiyonlukla birlikte kaybettiğimiz en büyük şeyimiz bizim taraftarımızdı. Onlar olsaydı bugün farklı yerde olurduk, onu söyleyebilirim. Hocam Karşıyaka Spor Kulübü ya takımın ismi. Ben Karşıyaka Spor dediğim için arkadaşlar beni eleştiriyorlar şimdi. Yani şöyle Karşıyaka, Fenerbahçe'den evet. sonra Türkiye'de Spor denmediği için. belki Fenerbahçe'den de eski Karşıyaka Spor Kulübü bir spor kulübüdür. Bunun içerisinde birçok branş vardır. Karşıyaka'da şöyle söyleyeyim 1800 tane lisanslı sporcu vardır. 1800. Bu Evet. önemli bir rakamdır. Her branşta oyuncu vardır. Fenerbahçe'de bir spor kulübüdür. Onda kürek, yelken, işte boks, voleybol, basketbol. Böyle anılıyor. Doğru hocam. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Değerli vaktinizi Ben ayırdınız. teşekkür ederim. Çok iyi bir Tekrar. keyifli yayın oldu. Teşekkür ediyorum.